bugün TikTok'taki en efsane şaka videolarına bakacağız. Dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Bana destek olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destek olanlara şimdiden teşekkürler. Hatta dur şöyle teşekkür edeyim. Teşekkürler. Oda arkadaşlarının odasını üşenmemişler. Her yeri hediye paketiyle kaplamışlar. Abi şuna insan üşenir ya. Yani şaka gerçekten on numara ama hiç mi üşenmediniz ya? Baksanıza her yeri kaplıyorlar. Kapı bile kaplanmış. Masanın üzerindeki saçma sapan eşyalar kaplanmış. Yatak kaplanmış. Yastıklar bile kaplanmış. Şu odanın haline bakar mısınız ya? Eve geldiniz. Bütün odanız böyle. Ne yapacaksınız? Ben sadece yatağın olduğu kısmı sökerdim. Oturmaya devam ederdim. Çünkü hiç uğraşamam böyle şeylerle ya. Sabaha kadar kim sökecek bunları? Şaka güzel de şaka maliyetli ve şaka zaman istiyor. Şaka bir de işsizlik istiyor ya. Pardon beyefendi. Ne? Ne dedin ya? Çok iyi şaka değil mi ya? Abi şaka çok iyiymiş ya. Hem maliyetli de değil sadece biraz tehlikeli. Gidiyorsunuz insanlara tek yapmanız gereken şey pardon. Buradan böyle ben bunu bir anneme yapayım ya. Aşağıdaki abone ol tuşundan ailemi korkutma vakti. Ne bu ağaç değil mi ya? Oo ağaç değilmiş bu. Bir anda hareket ediyor da. O gözler ağız falan nereden çıktı ya? Abi dikkat et ona bir tane çocuk dokunmasın. Bak gerçekten sıkıntı olur. Ben şahsen korkardım ya. Çünkü duruyorsun böyle ağaç duruyor. Bir anda diye bağırmaya başlıyor. Kendimi seviyorum. Kendini seviyorsan şaka yapma ya o zaman. O tabağın altına galiba bir şey yapıştırdı. Tamam abla şimdi onu alırken... Bak şu duruştan ne anlıyorsunuz bak. Şu duruştan ne anlayabiliyorsunuz ya. Abi sen bittin. Bak gülme sen özür dilemeye başla bence. Yalnız şaka iyiymiş. Sonunda ne oluyor acaba onları da görmek lazım. Muhtemelen abla boşanma kağıtlarını falan imzalamaya gitti. Uçakla gelen annelerini karşılamaya gitmişler. Eğer sizin de böyle uçakla gelecek ve sizin karşılamanız gereken bir misafiriniz olacaksa buradaki şakayı deneyebilirsiniz. Ama yapın demiyorum bak deneyebilirsiniz. Kağıt tutuyorlar ya kağıda ne yazmış? Anneciğim hapishaneden hoş geldin seni çok özledik. Babam 15 seneye değerdi. Abi bu nasıl bir şaka? Etraftaki herkes annenin hapisten geldiğini falan düşünecek. Çok iyi ya birisine yapacağım bunu. Hapishaneden hoş geldin seni çok özlemiştik. Nerelerdeydin keşke 20 yıl yatmasaydın. Bu şakayı cansız mankeniniz varsa yapın. Kesinlikle o cansız mankenin yerine geçmeyin. Çünkü birazdan olacaklar sizin başınıza gelebilir. Cansız manken böyle duruyor kapının orada. Bakın şimdi abla geliyor. Kapıyı falan kilitleyecek. Hiçbir şeyden haberi yok garibim. Bir anda bak gördü. Ondan sonra nasıl çaktı? Yani dediğim gibi o mankene olan size de olabilir. O yüzden manken varsa yapılır yani. NASA da ya manken yiyecek. Şu şaka size yapılsa ne yaparsınız? Yatağının altına girmiş. Tam böyle oturduğun yatağa rahatlayacaksın. Hop ayağını bir şey yakalıyor. Bütün çocukluktaki o düşündüğümüz yatağın altındaki hayaletler falan hepsi geldi. Bakayım benim yatağın altına girilir mi? Yok benim yatağın altına girilmez. Bu kadar mesafe var zaten. Ama bir düşündüm de şöyle bir yattım, oturdum, rahatladım falan derken ayağıma bir şey dokunsa gerçekten yıkarım burayı. Bu şakayı galiba biliyorum ya. Evet kemeri oradan tık diye çıkartıyorsunuz sonra olanlar oluyor. Ya sen de kemeri çıkarmadan kapının oradan nasıl bir eğilmek yani o abla? Sen de biraz hak ettin gibi oldu. Yani arabanın altına doğru böyle yere doğru bir şey varsa kemerini çıkarırsın yan döner bakarsın. O ne öyle kemeri çıkarmadan oraya yatıyorsun? Olur yani kusura bakma. Kocama patlama şakası yaptım diyor abla. Bakın videoyu editlemiş. Orada tuşlara basarken falan bir anda şu patlama görüntüsü var ya onu almış. Ondan sonra videonun arkasına koymuş. Kocasına göndermiş. Kocası çığlık atıyor. Neredesin? Çabuk ben geliyorum. İnşallah iyisin falan filan. Abi yani adam belki de kalp krizi geçirebilir. O yüzden böyle bir şaka yapılmaz yani. Hoş değil. Çünkü çok gerçekçi bir video. Ben şimdi alsam telefonu şuradan bir prizle oynarken falan o patlama görüntüsünü koysam arkasına yerler. O yüzden yapmayın. Bir de karşı tarafı düşünün yani. Kız arkadaşım Andrew Tate'den nefret ediyor. Sen de onun fotoğraflarıyla odayı mı kaplıyorsun abi? Sen artık kız arkadaşın falan yok. Sen yalnız bir insansın. Ayrıca Andrew Tate de yani bu aralar Instagram'da falan çok görüyorum ya. Matrix dostum. Matrix'ten kurtul dostum. De şöyle yap böyle yap. Bugatti satın al falan. Abi nasıl kurtulalım Matrix'ten? Yalnız şu odayı yani Andrew Tate'den nefret etmeyen birisi görse zaten. Bir kere ters yani abi bu ne? Odaya girdin her yerde bu adam var.
Ama odaya girdin her yerde ben varım. Bak bu güzel şaka. Şaka değil aslında. Bu hoş bir şey ben. Yo, look at that piece of cake. Oh my goodness. Excuse me? What did you say? I'm old enough to be your damn mother. For God's sake, what did you just say? Piece of what? Açıklamazsan abi birazdan birazdan sıkıntıya gireceksiniz. Oh my god. Abi şaka çok iyiymiş ya. Oradan gelirken duydunuz. Şöyle söyledi. Oh, look at this piece of cake. Yani aslında şunun gibi bir şey. Oh, bebeğe bak. Ama ondan sonra gerçekten arkadan bir kek parçası çıktı. Yani tamam, şimdi daha iyi açıklıyorum. Yürüyorsunuz. Karşıdan birisi size doğru geliyor. Tam olarak şöyle söylediniz. Oh, bebeğe bak falan dediniz. Üstüne alınır tabii ki. Sen kimsin, ne bebeği ki, sen kime bebek diyorsun falan derken arkadan gerçekten bir tane bebek geliyor. Şaka çok iyi ya. Yalnız bu da tehlikeli bir şaka. Hastanelik olma garantili. Ne yapardın? Ne yapardım? Tamam, bebek puseti var. Onu tutmasını istedi. Kaçacak mı? Ayakkabıları bağlarken kaçacak mı? Ya sen onun içine bak derken kaçtı. Evet, ne yapardım? Bilmiyorum. Elimde böyle bebekle kalırdım herhalde ya. Ne yapabilirim ki? Sen ne yapacaksın? Yok artık, bu video fake ya. Bebeği de atmazsın yani. Gerçi içinde onun gerçek bebek yoktu herhalde. Sonuç olarak yani bilmiyorum. Size birisi böyle puset verse ondan sonra gitse ne yaparsınız ki? Öyle elinizde onunla kalırsınız yani. Ben kalırım şahsen. Böyle bakarım. Afiyet olsun abi. Ne yazdığını anlamadım da. Hah, hesap istedi galiba. Ne oldu ya orada? Bir saniye, saçma sapan bir şey oldu orada, yakalayabildiniz mi? Paralar da hile yaptı. Bakın oradan yok yok diyor kızın parasına. Kızın parasını alıyor, kendi parasını veriyor. O kızın parasını kendi cüzdanına koyuyor. Kıza da böyle böyle yapıyor. Yalnız hesap öderken iyi taktikmiş ya. Ben bunu deneyeceğim. Hesap gelirken dur sakın falan deyip onun parasını alıp kendi paramı uzatacağım. Bu ne? Abla otururken o su mu? Bir bardak bıraktı ama içinde ne var bilmiyorum. Ha, boş bardak, insanlar gelip para mı atıyor? Oo, garip şakaymış bu. Abla bana mı atıyorlar ya falan gibi kaldı. Yani iyi şakaymış aslında ya. Hem para kazandırıyorsun hem şaka yapıyorsun işte, daha ne olsun. Abla şu an hayatı sorguluyor. Bunlar bana niye para veriyor ya? Ben para alınacak bir şey mi yaptım acaba falan. Gerçi bu şaka bana da yapılsa ben de bir kalırdım ya böyle. Allah Allah, insanlar beni tanıdı da bana para mı veriyor yani? Ayrıca beni tanımış olsalar niye bana para versinler ki? Neyse, sonra baktım insanlar para atıyor. Alırım bardağı giderim, ne yapayım yani. Eğer sen bana şaka yapıyorsan ben de sana şaka yapıyorum. Paraları aldım gittim. Garsonların bir şeyleri dökme şakaları gerçekten çok efsane oluyor. Bana da yapmışlardı. Getirdi böyle bardağı, şöyle bir sallandırdı falan. Ben orada kalp krizi geçirdim. Hatta dizimi masaya çarpmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra yemekten içmekten falan hiç keyif alamadım. Çünkü dizim mosmor oldu. İnsanlar da gördüğünüz gibi nasıl tepkiler veriyor. Ama bu çakma bardak. Yani içi dolu gibi görünüyor ama boş. İşte tabakların içi dolu gibi görünüyor ama boş. Böyle bir fake bardak alınıp aslında evde şaka yapılabilir yani. Ama masanın orada olmamasına dikkat edin. Masaya çarpıp devirebilirler bir şeyleri. Herhalde biri gelecek abla. Jumpscare yapacaksın. Ay, yemek gitti ya. Ablanın yere düşmesi önemli değil de yemek gitti. Şöyle korkutmalı şakaları ben eskiden yapmayı çok severdim. Hatta ben bugün de korkutmaya çalıştım da gölgem görünüyordu ya. Korkma. Demek ki hala seviyormuşum. O fake bardak değil mi? Aynen, ama ablanın korkuşa bakar mısınız ya? Böyle korktu abla. Ha, sen de ona mı yapacaksın? Aa, bak bu iyiymiş. Hadi sen de git ona yap diyorsun ama dolu veriyorsun. Abla yapmasan mı ya? Çocuğun elinde telefon var. Fake miydi bu video? Fake make, ben anlamam. Fikir iyiymiş. Tamam, sustuk. Ne olacak oradan? Ha, abla onları dizerken sen yenisini koyacaksın. Peki abla kamerayı görmüyor mu orada? Yani muhtemelen şöyle bir telefon duruyor orada. Ve görmüyor mu? Bak, hiç hareket ederken falan da görmüyor. Bilmiyorum, bana biraz fake gibi geldi ya bu. Yolda yürürken bir anda insanlar size şu hareketi yapsa ne yaparsınız? Herkesin yorumlarını bekliyorum. Herkes ne yapacağını yazsın. Ben de izlerken söyleyeceğim. Geldiler böyle, çember dizdiler. Size doğru bakıyorlar. Böyle hiç kimse bir şey de söylemiyor. Etrafınızı çevirdiler, böyle bakıyorlar. Ben ilk başta şunu düşünürüm. Aha, dayağı yedik yani. Muhtemelen birine bir şey demiştik. O bizi geldi buldu. Biz şimdi dayak yiyeceğiz gibi düşünürüm. Sonra da şeyi düşünürüm ya. Tanıdılar mı acaba? Beni tanıyor mu bunlar falan diye bakarım. Sonra ne bileyim, aralarından geçip gitmeye çalışırım. Ama ilk aklıma gelecek şey dayak yemek yani. Korkardım. O yüzden sakın beni bir yerlerde görürseniz öyle etrafıma çember falan çizmeyin. Korkarım bak. O maske. Ha, abla VR'la oynuyor. Tamam da seni göremez ki. VR'dan yani. Onu açıp görmesi lazım. Evet, abla korktu.
Dua et abla VR'ı fırlatmadı ya. Ablanın yanında ben olsaydım muhtemelen VR'ı fırlatmıştım. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden komik şaka videolarına baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen videonun altındaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi şuradaki kanallara da bekliyoruz. Oradan da bize abone olun. Hemen şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.